Sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Bugün daha önceki sizlerle beraber olduğum formatlardan bir tanesini özlettirmemek adına bugünkü formatımız da yine aynı şekilde olacak. Her koşuda birer tane dostumuzdan kısa bir video istedim. O videoları birleştirip şimdi size ardı arkası kesilmeden, herhangi bir araya girmeden sizlere onları paylaşacağım. Yarın İstanbul'da günün birinci koşusunu sevgili Ahmet Çolak kardeşimiz, ikinci koşuyu sevgili Sırrı abim Tahmin Cağ, günün üçüncü koşusunu sevgili Özgür Şölen, dördüncü koşuyu kardeşim Yılmaz Sarıkaya, namı değer çok çirkin, günün beşinci koşusunu Alper Karlıga, günün altıncı koşusunu Hasan Umut Aydın, namı değer kardeşim Kingsman, günün yedinci koşusunu sevgili Kemal Demircan, 8. koşuyu da sevgili Cemal Güneş kardeşim sizlere kısa kısa videolar halinde yorumlayacaklar. Onların da videoları da ekrana gelirken sizlerden ricam, Gmail'i olmayan dostlarımız telefonlarından herhangi bir yorum yapamıyorlar ya da beğeni atamıyorlar, kanala da abone olamıyorlar. Eğer Gmail'i olmayan dostlarımız varsa onlardan ricam, kendilerine bir Gmail hesabı açsınlar ya da açtırsınlar. Bilen birisinden. Bunlar ücretsiz zaten. Bunun dışında da kanalıma da abone olurlarsa memnun olurum. Sizlerin destekleriyle, sevgili dostlarımın destekleriyle 5000 aboneye çok az kaldı. 5000 abone yapacağız. Umarım bundan sonra da daha da genişleyerek kanalımız büyüyecektir. Sizlerin de desteklerini rica ediyorum bu konuda. Günün hemen birinci koşusunda Ahmet Çolak'la başlayalım tahminlerimize. Ondan sonra da ardı arkası kesilmeden 7 koşuyu da sizlerle beraber yorumlamış olacak dostlarımız. Sizler de dinlemiş olacaksınız. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Yarın için şansınız, bahtınız açık olsun. Merhaba dostlar. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar Adana'dan. 7 Ağustos Pazar İstanbul 1. koşuyu sizler için değerlendireceğim. Bu koşu üzerinde net bir banko adayım var. Ankara'dan takip ettiğim, ilk koşusunda ikincilikle ayrılan Mehmet Akyoğuz'da start almıştı bu isim. Kazanabileceği bir koşudan ikincilikle ayrılmıştı. İstanbul'a getirildi. Sentetik pistte İşman Çizik İdaresi'nde koşacak Kuloğlu temsilcisi. Bir numaralı Aydınus'un yarın üzerinde kazanabileceğini düşünüyorum ve net banko öneriyorum. Arkasındaki tek rakibinin de 5 numaralı Ramfor Ramazan olacağını düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar, bol şanslar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Herkese merhabalar. Yarınki İstanbul yarışlarında hepinize bol şanslar diliyorum. Ben de sizlere ikinci koşuyu değerlendireceğim. Şartlı 4-2 yaşlara ait 200 metre için pistteki yarışta 2 numaralı Samurai Kajiki Beyaz Bayrak aynı yarışı yaparak Joki Gökhan Kocakaya ile yarışı kazanacaktır. Sizlere banko öneriyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yarınki İstanbul 3. koşusunu ben sizler için yorumlayacağım. Koşuda ön tarafta bir tempo oluşacağı benziyor. Tekdemir ve Bozarslan ön tarafta giden isimler. Son yarışlarını böyle kazandılar. Bir tempo bekliyorum ben ön tarafta. Ön tarafın hemen arkasına konumlanmasını beklediğim 7 numaralı Pişman Ağa benim sizlere önereceğim. Alternatif bankom olacak yarın için. Şimdi bu safkan son yarışında Kocaeli pistinde 1.23 içerisinde kazanırken son 800'ünü 55'lere indirdi. Çok iyi bir derece gerçekleştirdi bana göre. O yarışından önce Çanakkale Zefari kazanan Şahin Mahmut'u idmanda çok kolay ayırmıştı. Onun hakkını verdi son yarışında. O yarışından önce pek bir varlık gösteremiyordu yarışlarında. Büyük ihtimalle safkana bir müdahalede bulundular ve bu yaradı. Son yarışını böyle kazandı. Bu kez çime çıkacak. Çimde daha iyi koşması lazım. Baba Kopuz çimciydi. Kısırak babası Ricardo hattından da tam bir çim orijinine sahip. Pişman aldım. Ben net bir galibiyet gelebileceğini düşünüyorum. Ön grup arkası konumlanıp benim net favorim alternatif banko adayımdır. Ben yanına sadece bir rakip önereceğim. O da Bursa'dan gelecek Mahinurum isimli safkan arkadaşlar. Bu safkanda son çim yarışında bekleme yarışı yaparak 1400'ü 1.33 içerisinde koşup son 800'ünü 52 içerisinde indirmişti ve net bir galibiyet elde etmişti. Sprinter bir diğer isim Mahinurum bana göre Pişman Ağa'nın yarış içindeki en sert rakibi olacaktır. Ben bu koşuyu Pişman Ağa Alternatif Banko Mahinurum rakip şeklinde geçeceğim. Herkese bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar hayırlı geceler. Şu an arabadayım, kusura bakmayın. Tuna bana da İstanbul 4. koşuyu kitledi. Ben bu koşuda 5 numaralı Aviator
2 numaralı Shine On Me ve 7 numaralı Yaşama Sevincini benim düzenli olarak da takip ettiğim isimlerdi. Ön planda tutuyorum. Yalnız sürpriz arayan arkadaşlar arzu ederlerse 6 numaralı Summer Boy'a da bir çarpı atarlarsa onlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdiden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun. Bol şanslar. Arkadaşlar ben Alper Karla. Tuna abimin kanalında 5. koşu. Mimar Sinan koşusunu siz dostlarla paylaşmak istiyorum. Buradan tüm dostlara selamlarımı iletiyorum. Bol şanslar. Tuna abimin de emeğine sağlık diyerek yorumuma geçmek istiyorum. Açıkçası benim burada bir banko tercihim olacak. Bu isimde 1 numaralı Ego Fire olacak. Yarış hayatının başından beri kalitesine çok inandığım bir isimdeyiz. Ankara'da da Sinemen'e mağlup ettiği yarışından itibaren Mustafa'nın ilerleyen zamanlarda daha iyi gruplarda mücadele edeceğini dile getirmiştim kendi kanalımda. Ve beni yanıltmadı. İyi duruma geldi ve Gazi'de de şans verdiğim bir isimdi. Gazi'den sonraki ilk mücadelesine çıkacak. Ön taraftan Maximus koyun belleyeceği tempoya. Belli bir metreden sonra viraja yakın bir sürat bekliyorum. Bunların dışına Gökhan Kocagay idaresinde rahat bir şekilde çıkıp bu grubu gerisine bırakmasını düşündüğüm 1 numaralı Ego Fire'ı siz dostlara banko olarak öneriyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Selamlar dostlarım. Şimdi ben Tuna'nın bana vermiş olduğu 6. koşuyla ilgili İstanbul programında 6. koşuyla ilgili ben kısa bir video çekeceğim. Yani ben son koşmuş olduğu yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bu pisti daha iyi koştuğuna inandığım 6 numaralı Şah Ahmet tarafındayım. Yukarı grupta rakibi Öz Şimşek'e göre de bir 5 kiloluk siklet avantajı var. Yarış biraz rolantide gidebilir. Ben eğer ki Mehmet Akyavuz'un iyi idare etmesi halinde düzlük üstü yapacağı etkili ataklarıyla yarışı kazanmaya en yakın isim olduğu kanaatindeyim Şah Ahmet'in. Yani rakip olarak önerecek olursak da bana göre iki tane rakibi var. Bunlardan biri son koşmuş olduğu Nibolu koşusundaki grup yarışındaki beşinciliği gayet iyi olan 1 numaralı Öz Şimşek. Bir diğeri de artık kazanmaya alışan, tamam zayıf gruplardan gelse de Arap Atları kazanmaya alıştı mı devamını getirebilmektedir. Bundan dolayı Kocakaya deklaresiyle 5 numaralı Kızıl Şahin'e de bir çarpı atabiliriz. Ama ben net şekilde 6 numaralı Şahamet tarafındayım. Kazanmaya da yakın görüyorum. Bütün yorumcu arkadaşlara da başarılar diliyorum. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla. Dostlar selamlar. Sizlere yardımcı olmak adına İstanbul 7. koşunun yorumlarını yapacağım. Zorluk derecesi yüksek bir yarış. Handikap 17. Dişilere mahsus. Burada ben ilk şansı 2 numaralı Prenses Han'a vereceğim. Çok formda kısrak. Erhan Aktuğ'yla da iyi bir uyum içerisinde. Sentetik pist performansı da en azından buradaki rakipleri için yeterli gördüğüm isimlerden bir tanesi. Yani bir starttan başlayacak, eğer düz yüzeye çok gerilerde çıkmazsa uygun sikletiyle sonlardaki ataklarıyla bence kazanları yüksek. 2 numaralı Prenses Han benim başta önereceğim isim. Ama tabii ki ciddi rakipleri var. Ben kurguma burada toplamda 5 isim yazacağım. Sizlere rakiplerini de önereyim. Bence en ciddi rakibi 6 numaralı Heva olacaktır. Ve de tabii şimdi start alıyordu. Starttan başlayacak. Eğer start çıkışıyla birlikte 4 numaralı Crafty Girl'den önce liderliği alabilirse bence çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksek. Vedat Abiş idaresinde ikinci şans verdiğim isim olacak. Daha sonra 8 numaralı Miss Evgenia. Son yarışında Vedat Abiş de start aldı. Yarın için Adem Aslan tercihi var. 50 kilo siklet olduğu için Vedat Abiş'in binemediğini düşünüyorum. Formda yapısıyla bence bu gruba da gücü yetebilir. Mutlaka 3. sıradan yazalım. Daha sonra 4. sıraya aldığım isim ise 7 numaralı Secret Eagle olacak. 54,5 kilo Gökhan Kocakaya ile start alacak. Son yarışlarında ciddi anlamda siklet dezavantajı bulunarak mücadele etti. Bu sefer iyi idman durumu ve azalan sikletiyle denge grupta mutlaka söz sahibi olacaktır. 4. sıradan öneriyorum. Son olarak da eğer Heva'nın beklediğim gibi öne hamle yapmaması durumunda liderliği alıp çıktığı gibi bitirme ihtimali olabilecek 4 numaralı Crafty Girl de benim geniş şablonlarda mutlaka şans vereceğim diğer kısrak olacak. Sıralamam bu koşu özelinde 2 Prenses Han mutlaka başta olsun. 6 Heva, 8 Miss Evgenia, 7 Secret Eagle ve 4 Crafty Girl şeklinde toplamda 5 isim. Herkese keyifli pazarlar, bol şanslar. Sevgili Tuna merhabalar. Öncelikle sana iyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen, izleyen herkese de kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum buradan. Yarın İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Yani şablon bana gelene kadar 8. koşuya kadar nasıl gelecek bilmiyorum ama günün 8. koşusunda ben
Özellikle son iki yarışında kulaklık ve dil bağı takısı aldıktan sonra yani net bir şekilde çok daha farklı koştuğunu düşündüğüm ve bunu iki yarış kazanarak süsleyen 4 numaralı Gebze Güzel'ini Hişman Çizik idaresinde yine önde tutuyorum. Yani serisine devam edebilir. Grup çok uygun. Ve ben burada bir tek rakip önereceğim. Bu isim de yani bundan bir önceki Çim yarışında kapalı gözlük takısı çıkarıldıktan sonra çok etkili bir koşu koşan ve 300 lira kadar elde gelip Emrah Sincan'ın o gün için eksik binmesinden dolayı yani kazanabileceği yarışı, çok rahat kazanabileceği yarışı kazanamayan bugün bu yarışta Vedat Abiş deklarasıyla 7 numara Malya Güzeli benim Gebze Güzeli'ne önereceğim tek rakip. Gebze Güzeli, Malya Güzeli, iki güzel, ikili bile bitirebilir. Bizi dinleyen herkese buradan çok selam olsun tekrar. Herkese yarın için oyunlarında bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi Gebze Güzeli, Malya Güzeli, son ayak bende bu şekilde çıktı arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. 8 tane değerli dostum 8 koşuyu yorumladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ahmet, Sırrı abi, Özgür, Yılmaz, Alper, Umut, Kemal ve Cemal'e ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsi sağ olsun, var olsunlar, beni kırmadılar. Birer tane video ve birer koşuyu biz sizler için yorumladılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Herkesin şansı bahtı açık olsun. İyi akşamlar diliyorum.